sanayi sitelerinde, fabrikalarda, mahallelerde işçilerin "artık ölmek istemiyoruz" çığlıkları 100.640 imza olarak meclise taşındı. Uluslararası İşçi Dayanışma Derneği üyesi işçiler, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in konuğu olarak meclise işçilerin çığlıklarını taşıdı. İşçilere BDP Mardin Milletvekili Erol Dora da destek verdi. Matbaa işçisi ve UİTDER temsilcisi Dilek Fahlioğulları, topladıkları 100.640 imzanın milyonlarca işçinin "artık ölmek istemiyoruz" çığlığı olduğunu söyledi. Topladığımız bu 100.000 imza aslında milyonlarca işçinin "artık ölmek istemiyoruz" çığlığıdır. Ve biz bu çığlığı bugün buradan duyurmaya geldik. Ve inatla sağır kulaklara, duymayan kulaklara, iş kazalarına kader diyerek sessiz kalanlara duyurmaya geldik, onları harekete geçirmeye geldik, işçilerin sesi olmaya geldik. Biz sadece bu 100.000 imzayı burada teslim etmekle sınırlı kalmayacağız, bu sorunun peşini bırakmayacağız, işçilere verdiğimiz sözü tutacağız, bu sorunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Buradan hükümete sesleniyoruz. Bütün yetkilileri de bu can yakıcı sorunun çözümü konusunda bir şekilde artık ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz. Plastik fabrikası işçisi Caner Akyol'da işçilere yaptıkları ziyaretlerde gördükleri acıları anlattı. Gebze'de Feniş fabrikası var, biliyorsunuzdur. Patronun fabrikayı terk ettiği için işçileri kıdem tazminatı ve hiçbir hakkını vermediği için fabrikada işçiler direnişteler şu anda. Yaklaşık 500 tane işçi kapıda direniş yapıyorlar. 70 küsür gündür. Ve 2 hafta önce, yine gündemde olan bir meseleydi bu. 2 hafta önce bir işçi Nizamettin Önerge iş kazası geçirerek öldü. Direnişteki bir işçi nasıl ölür? Çok enteresan gibi duruyor ama işin aslı şudur. Geçinmek zorunda Nizamettin Önerge. 5 tane çocuğu var çünkü. Ve kaçak işçi olarak inşaatta çalışmaya gitti. Kaçak işçi olarak. Deneyimsiz, kaçak bir işçi. Ve birinci gününde 5. kattan asansör boşluğuna düşerek öldü. İlk önce boynu kırıldı, yoğun bakımda kaldı ve öldü. Diğer bir örnek, evine ziyaretine gittiğimiz bir kadın, annemiz bize şunu anlattı. 2 çocuğunu da iş kazasında kaybettiğini anlattı. Belli bir sürede yaşandı bunlar. Birini tersanede, birini fabrikada olmak üzere. Dayanılmaz bir acıydı. Gerçekten rakamlarla yine ifade edilemeyecek bir acı. Biz iş kazaları kader değildir, işçi ölümleri durduralım, işçi ölümlerini durduralım dememizin nedeni bu. Bunun gibi bir sürü örnekle karşılaştık. Metal işçisi Meliha Hız da Esenyurt, Davutpaşa ve diğer yerlerde yaşanan iş cinayetlerini hatırlattı. Esenyurt'ta AVM inşaatının yangınında ölen Barış Kıyak'ın annesi ne diyordu bize? "Bundan sonra yaşamak çok zor. Ölsem bundan daha iyiydi" diye ifade ediyordu acısını. Bu feryada sessiz kalmak mümkün değil. Davutpaşa'daki patlamada yaşamını kaybeden Kadir Cesur'un eşi, "ben her gün ölüyorum" diyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Her gün ölmek, her gün sevdiğini yanında görememek, çocuğunu onsuz büyütebilmek, bunlara sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonra konuşan HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, 1,5 milyon iş yerinden sadece 10 bininin denetlenebildiğini söyledi. Tüzel, iş cinayetlerine karşı birleşerek mücadele etmek gerektiğini söyledi. İşçilerin ezilmediği, hakkını alın terini aldığı ve demokratik iş hayatına, yönetim ve çalışma hayatına katıldığı bir ülke kuruluş mücadelesini vereceğiz. Bu arada bu manzara neyi bize gösterdi değerli basın emekçileri? İş sağlığı ve güvenliği yasası çıktığından bu yana eğer 1500 insan hayatını kaybediyorsa bu yasa gerçek anlamıyla iş cinayetlerini önlemek için çıkmamıştır. Ne için çıkmıştır? Bir piyasa açmıştır. Yeniden bu alanda çalışacak, bu alanda taşeron örgütlenmesi şeklinde iş sağlığı eğitimi veren uzmanların şirket olarak örgütlendikleri ve bu alanda para kazandıkları bir sektör oluşturmuştur bu yasa ve iş cinayetlerinin önüne geçilmesi mümkün olmamıştır. O nedenle bu talepler arkasında durulmalı, sahiplenilmeli ve bakanlığın da buradaki yakarışları, buradaki dilekleri dikkate alması gerekiyor.